yavrumuz da var. O da tekrar Türkiye'mize servis veriyor. Diğer konuklar 2003'ten beri aşağı yukarı 15 yıl oldu değil mi? Bu 15 yıl oldu doğru. Bu 15 yılda Türk Sivil Havacılığı, Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz bütün bu hakları alarak önümüzü açan, uçuş emniyeti konusunda da bizi böyle hızaya çeken bir kuruluş Allah razı olsun olmak üzere ve Dışişleri Bakanlığımız açtıkları büyükelçilik ve vizeden serbest vize rejimiyle önümüzü açarak ve Ankara'daki büyüklerimizi bize cesaret vererek ve Türk Hava Yolları'nın 50 bin kişi de gönülden günde 25 saat çalışarak 300 uçağa kadar geldik Allah'ın izniyle. Şimdi konuşurken arkadaşlara sordum, 300'den sonra ne gelir? Dediler 600 gelir ama o biraz sonra gelir. Allah'ın izniyle İlker Bey, sizin bir hedef vardı değil mi? Siz bahsedeceksiniz ondan. 500. Allah nasip eder, 500 uçağın töreninde burada hep beraber yaparız. Hayırlı uğurlu olsun. Nice uçaklara diyelim, niye emniyet uçuşlara diyelim ve Türkiye'nin de böyle uçağı yapmasını, tabii Elmas'taki yetkili de duyuyor, yapmasını Allah'ın nasip etmesini dileyim. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Genel Müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın İlker Aycı'yı huzurlarınıza takdim ediyorum. Sayın Müsteşarım, Yağmur Çamur Kardeş çok heyecanlı, çok farklı bir gündeyiz. Temel Kotil Bey şirketimizin kurumsal hafızası, genel müdürümüz ve önemli başarılara imza atan bu yönetim kurulunun içerisinde genel müdür olarak da uzun süredir görev yapıyor ve yönetim kurulumuzla beraber çok önemli kararlara, çok önemli işlere birlikte imza atıldı ve nasip oldu bu bayrağı devralmak ve yönetim kurulu başkanlığı vazifesiyle görevlendirilip bundan sonraki Türk Hava Yolları'nın büyümesinde, gelişmesinde, yeni adımlar atmasında çıtayı yukarı çıkartmak için görev şahsıma tevdi edildi. Çok önemli bir yönetim kuruluyla beraber çalışıyorum. Çok tecrübeli bir Mehmet Bey şimdi bugün ve Ogün Bey beraber katıldık. Arzu Hanım'la beraber başlamıştım ben 2 yıl evvel. Ve bugün çok büyük bir heyecanla görev yapıyoruz. Büyük bir iştiyakla görev yapıyoruz. Ve sizler gibi nice başarılı işlere imza atmak için, çıtayı yükseltmek için hep birlikte çalışıyoruz. Tabii bugün 300. uçak töreni şirketimize nasip oluyor ve bir Airbus 330-300 uçağını birlikte bugün sefere almak adına inşallah az evvel açılışını yapmak üzere açılış konuşmasını genel müdürümüzle başlattık ve hep birlikte inşallah az evvel içerisini gezeceğiz. Evet, filomuzda 300. uçağımız bizi dünyada 13. büyük hava yolu şirketi yapıyor. Ama bize hele ki 1600'lerde uçuş serüvenine başlamış ama uçma fikrini daha 10. yüzyılda İsmail Cevheri'nin, ünlü Türk bilgini İsmail Cevheri'nin çalışmalarıyla ilk defa kafasına koymuş bir medeniyetin ve bir milletin evlatlarıyız. İsmail Cevheri'nin planları ki Leonardo da Vinci'nin hazırladığı uçuş planlarına ilham vermiştir. Ve ilk uçuşla ilgili
bu konudaki görüşleri ondan aldığı rivayet edilmektedir. İsmail Cevheri'den aldığı rivayet edilmektedir. Yani yönetim kurumunda bir başka İsmail abi var. İsmail Gerçek Bey'le beraber çalışıyoruz. Biz de yeni projelere ilham oluyoruz. Birlikte tarihimizden. Bakın, Hazerfen Ahmet Çelebi de İsmail Cevheri'nin ve Da Vinci'nin çalışmalarından örnekler almış. Ve 17. yüzyılda işte Galata'dan Lodoslu bir havada Üsküdar'da Doğancıların oraya indiği farz edilmektedir. Ve uçuş fikrini 17. yüzyılda ilk defa gerçekleştirmişiz. 1933'te 5 uçaklık bir filoyla Türk Hava Yolları'nı kurmuşuz. Milli şirketler kurmak adına başlattığımız o günkü Cumhuriyetimizin kurucularının hamleleri ve muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak, istikbali göklerde aramak, göklerde de olmak, yerde de olmak, denizde de olmak, havada da olmak, her yerde olmak bu milletin ufkunda, bu milletin bağrında, gönlünde, aklında olmuş. Şimdi Türk Hava Yolları Türkiye ekonomisinin %2'sini temsil ediyor yaklaşık. Yani Türkiye ekonomisindeki büyümenin içerisinde çok önemli bir rol sahibi. Nereye biz hat açıyorsak orayla ilişkilerimiz büyüyor, gelişiyor. Nereye Türk Hava Yolları büyüyor ise orada ihracat büyüyor, ticaret büyüyor, siyasi ve ekonomik ilişkiler gelişiyor. Hatta kültürel ilişkiler gelişiyor. İnsanlarımız oraya seyahat ediyor. Kargolarımız oraya gidiyor, geliyor. Ve insanları birbirine bağlıyoruz. Medeniyetlerin arasında köprü kuruyoruz, birbirine bağlıyoruz. Sadece kargo ve insan taşımıyoruz. Sadece yolcu taşımıyoruz. Bu ülkenin medeniyet iddiasını, medeniyet birikimini, medeniyet tasavvurunu milli bayrak taşıyıcı olarak başka ülkelere de götürüyoruz. Yani Türk Hava Yolları sadece bir havayolu şirketinin kuruluşundan ve yönetilmesinden ibaret değil. Şimdi biz, Türk Hava Yolları'nı yönetenler, bugün yönetimde olan arkadaşlar ve bizim paydaşlarımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, TRT Yol Meydanları İşletmemiz, hep birlikte arkadaşlar, görevimiz şudur. Arkadaşlar, bu ülkenin büyümesinde Türk Hava Yolları'nın ve Türk Havacılığı'nın, Sivil Havacılığı'nın önemli bir görevi var. Ve bu görevin ifa edilmesinde Türk Hava Yolları'na düşen önemli görevler var. Bu görevlerin farkında ve bilincindeyiz. Biz yavaşlarsak ekonomimiz yavaşlayabilir. Biz hızlanırsak ekonomimiz hızlanır. Ekonomimiz hızlanırsa biz de hızlanırız. Biz hızlanırsak, biz lokomotif olmaya devam edersek diğer sivil havacılık şirketleri de bizimle beraber birlikte koşarız. Birbirimizin elinden tutarız. Tekelcilik zihniyetiyle değil, birlikte beraber bu ülke için hareket etme zihniyetiyle beraber çalışırız. Rekabet de yaparız, işbirliği de yaparız. Bu ülke için ne gerektiriyorsa. Arkadaşlar, küresel bir operasyon yapan şirket olmak demek, küresel risklerle ve fırsatlarla karşı karşıyayız demek. Bize düşen küresel fırsatları değerlendirmek, küresel riskleri de yönetmek. Bu risklerin üzerimizde herhangi bir negatif tezahürü olmaması için tedbir almak. Riskleri yöneteceğiz, fırsatları değerlendireceğiz. Ama beraber büyüyeceğiz, birlikte büyüyeceğiz ve birlikte çalışacağız. El ele, gönül gönüle ve kol kola. Bugün adı Airbus. Bugün bu uçak Airbus tarafından inşa edilmiş. Ama az sonra bir sürpriz göreceksiniz. Bu uçağın içerisine Türk Hava Yolları'nın ürettiği bazı ürünler girmiş durumda. Yani Türk havacılık ve uzay sanayi artık gelişiyor ve büyüyor. Selam olsun Hazerfen'e. Selam olsun İsmail Cevheri'ye. Selam olsun arkadaşlar Nuri Demirağ. Yani yapacak çok işimiz var. Türk Hava Yolları'nı kuranlara da selam olsun. Bugün bu uçağın içerisinde var olan Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilmiş ürünleri bu uçağın içerisine koyabilme şansını bize tanıyan değerli çalışma arkadaşlarıma da selam olsun. Sayın Bakanımız Binali Yıldırım Bey'e selam olsun. Ve hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza selam olsun. Saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Bu konuda emeği geçen Türk havacılık sanayinin, Türk Hava Yolları'nın ve Türk bayrağının dünyada nice noktalara dikilebilmesi için emek veren herkese selam olsun. Teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni uçağımız hayırlı olsun. Yeni yılımız hayırlı olsun. Kazasız belasız başarıyla nice rotalara uçalım. Nice rotalara gidelim ve gelelim. Ve nice insanları kavuşturalım. Saygılar sunuyorum. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız İlker Aycı'ya doğru
konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'na temsilen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Orhan Birdal'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığımızın çok kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Havacılık Genel Müdürümüz, çok kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, çok değerli Türk Hava Yolları çalışanları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım bu törene iştirak edecekti ve sizlere